belleğinizi korumanın yolları. 75 yaşında bir kadın sürekli hatırlama yeteneğiyle övünürdü. Herkes gibi o da zaman zaman bazı şeyleri unutuyor ama bunu önemsemiyordu. Ancak yaşlandıkça bunları fark etmeye ve endişelenmeye başladı. Ne zaman bir şeyi unutsa kendi kendine "Yaşım yüzünden hafızamı kaybediyorum herhalde," diyordu. Bu olumsuz ototelkinin sonucunda daha fazla isim ve olay hafızasından uçup gitti. Umutsuzluğa kapılmak üzereydi. Sonunda neyse ki kendine nasıl zarar verdiğini fark etti. Bu süreci tersine çevirmeye karar verdi. Ne zaman "hafızamı kaybediyorum" diye düşünme eğilimi gösterse işlemi tersine çeviriyordu. Günde birkaç kendine inançlı ototelkinde bulunuyordu. Şöyle diyordu: "Bugünden itibaren hafızam her açıdan gelişiyor. Her an, her yerde bilmem gereken her şeyi hatırlayacağım. Aldığım etkiler net ve kesin olacak. Bunları kendiliğinden ve kolayca aklımda tutacağım. Hatırlamak istediğim her şey zihnimde doğru biçimde kendini gösterecek. Her gün hızla gelişiyorum. Çok yakında hafızam eskisinden de iyi olacak." 3 haftanın sonunda kadının hafızası yeniden normale döndü. Kötü bir ruh halinin üstesinden nasıl gelinir? Hem evliliği hem de kariyeri ciddi anlamda sıkıntıda olan bir adam bana başvurmuştu. Hugh Dean'in sorunu sürekli huysuz ve gergin olmasıydı. Kendi de bundan rahatsızdı ancak başta biri onunla bu durumu tartışmaya kalktığında öfke patlaması yaşıyordu. Kendi kendine sürekli herkesin onunla uğraştığını ve onlara karşı kendini savunması gerektiğini söylüyordu. Bu olumsuz ototelkinin üstesinden gelmesi için ona olumlu ototelkini kullanmasını söyledim. Günde birkaç kez sabah, öğlen ve gece yatmadan önce kendi kendine şunları tekrarlayacaktı: "Bugünden itibaren daha keyifli olacağım. Neşe, mutluluk ve keyif zihnimin normal halleri olacak. Her gün daha sevimli ve anlayışlı oluyorum. Çevremdekilerin neşe ve iyi niyet merkezi olacağım. Kendi iyi duygularımı ve keyfimi onlara da bulaştıracağım. Bu mutlu, keyifli, neşeli ruh hali benim normal zihinsel durumum olacak. Minnettarım." Bir ay sonra karısı ve iş arkadaşları Hugh ile geçinmenin artık çok daha kolay olduğunu söylediler. Heterotelkin üzerine bazı yorumlar. Heterotelkin terimi bir başka kişiden gelen telkinleri ifade eder. Bütün çağlarda ve dünyanın her yerinde telkinin gücü insan hayatı ve düşüncesinde baskın bir rol oynamıştır. Siyasi ilkeler, dini inançlar ve kültürel gelenekler heterotelkinin gücüyle gelişir ve devam eder. Telkin, kendimizi disipline sokmak ve kontrol etmek için bir araç olarak kullanılabilir. Ancak zihnin yasalarının nasıl anlaşılması gerektiğini bilmeyen kişileri kontrol ve idare etmek için de kullanılabilmektedir. Telkin, yapıcı biçimini koruduğu sürece harikalar yaratabilir. Olumsuz yönleriyle zihnin tepki kalıplarının en yıkıcılarından biridir. Sonuçları son derece yoğun bir üzüntü, başarısızlık, acı, hastalık ve felaket olabilir. Bunlardan birini kabul ettiniz mi? Doğduğumuz günden itibaren olumsuz telkin bombardımanına tutuluruz. Nasıl karşı koyacağımızı bilmediğimiz için bilinçsizce bunları kabul eder ve deneyimlerimiz haline dönüştürürüz. Olumsuz telkinlere bazı örnekler: yapamazsın, asla başarılı olamazsın, yapmamalısın, başarısız olacaksın, hiç şansın yok, çok yanılıyorsun, yararı yok, ne bildiğin değil kimi tanıdığın önemli, dünya gitgide bozuluyor, kimse kimsenin umurunda değil, bu kadar çok çalışmanın bir anlamı yok, artık çok yaşlısın, her şey gitgide kötüleşiyor, hayat bitmek bilmeyen bir çile, aşk eski bir yalan, kazanamazsın, dikkat et, çok kötü bir hastalığa yakalanacaksın, kimseye güvenilmez. Bu tür heterotelkinleri kabul ederek bunların gerçeğe dönüşmesine katkıda bulunursunuz.
Çocukluğunuzda sizin için önemli olan kişilerin telkinleri karşısında çaresizdiniz. Daha iyisini nasıl yapacağınızı bilmiyordunuz. Zihin, yani bilinç ve bilinçaltı, sizin için merak bile etmediğiniz bir gizemdi. Ancak artık bir yetişkin olarak seçimler yapabilirsiniz. Geçmişte üzerinizde yaratılan etkileri değiştirmek için yapıcı ototelkinleri kullanabilirsiniz. Bu yenileme terapisidir. İlk adım, üzerinizde etkili olan heterotelkinlerin farkına varmaktır. Bunlar fark edilmezlerse, özel ve sosyal hayatınızda başarısızlığa neden olacak davranış kalıplarının oluşmasına yol açabilirler. Yapıcı ototelkin, sizi aksi halde belki de yaşam biçiminizi bozacak, iyi alışkanlıkların gelişmesini zorlaştıracak, hatta imkansız hale getirecek olumsuz sözlü koşullanmanın ağırlığından kurtarabilir. Olumsuz telkinlerin üstesinden gelebilirsiniz. Gazeteyi alın ya da televizyonda haberleri açın. Her gün isteksizlik, korku, endişe, üzüntü tohumları eken, felaket tellallığı yapan sayısız hikaye duyarsınız. Eğer bunları kabul eder ve benimserseniz, bu korku düşünceleri yaşama sevincinizi kaybetmenize neden olabilir. Ancak bunları kabul etmek zorunda olmadığınızı anlarsanız, önünüzde seçenekler belirir. Bilinçaltınıza yapıcı ototelkinlerde bulunarak bu yıkıcı fikirlerin üstesinden gelme gücü sizin içinizdedir. İnsanların olumsuz telkinlerine sürekli dikkat edin. Yıkıcı heterotelkinlere boyun eğmek zorunda değilsiniz. Hepimiz çocukluğumuzda, gençliğimizde ve yetişkinliğimizde bunların acısını çektik. Geçmişe dönüp baktığınızda anne babaların, arkadaşların, akrabaların, öğretmenlerin ve iş arkadaşlarının olumsuz telkin kampanyasına nasıl katkıda bulunduklarını kolayca hatırlayabilirsiniz. Size söylenen şeyler üzerinde iyice düşünür, bunların altında yatan anlamı değerlendirirseniz, bunların birçoğunun bir tür propagandadan başka bir şey olmadığını fark edersiniz. Amaç korku telkin ederek sizi kontrol etmekti. Hala da öyle. Bu heterotelkin süreci her evde, ofiste, fabrikada ve kulüpte vardır. İnsanların birçoğu sizin onların istediği gibi düşünmeniz, hissetmeniz ve davranmanız için bu telkinlerde bulunurlar. Kendileri farkında olsalar da olmasalar da bunu çıkar sağlamak için yaparlar. Sizin için yıkıcı olabileceğini düşünmez ya da umursamazlar. Telkin bir adamı nasıl öldürür? Uzaktan bir akrabam Hindistan'da cam küresi olan ünlü bir falcıya gitmiş ve ondan geleceğini okumasını istemişti. Falcı ona kalbinin kötü durumda olduğunu söylemiş, gelecek yeni ayda öleceği kehanetinde bulunmuştu. Akrabam dehşete düşmüştü. Ailesinden herkesi aramış ve bu kehaneti anlatmıştı. Avukatıyla görüşüp vasiyetini hazırlatmıştı. Onunla konuşup kendisini aksine ikna etmeye çalıştığımda, bu falcının şaşırtıcı esrarengiz güçlerinin olduğunun bildiğini söylemişti. Uğraştığı kişilere büyük iyilik ve kötülükler yapabiliyordu. Bunun doğruluğuna kendini inandırmıştı. Yeni ay yaklaştıkça akrabam daha fazla içine kapanıyordu. Bir ay öncesine kadar mutlu, sağlıklı, canlı, dinç bir adamdı, şimdi ise adeta yatalak olmuştu. Kahinin söylediği tarihte ölümcül bir kalp krizi geçirdi. Kendi ölümüne kendisinin neden olduğunu bilemeden öldü. Kim bilir kaçımız benzer hikayeler dinlemiş ve dünyanın gizemli, kontrol edilemez güçlerle dolu olduğunu düşünüp ürpermişizdir. Evet, dünya güçlerle doludur ama bunlar gizemli ya da kontrol edilemez değildir. Akrabam güçlü bir telkinin bilinçaltına girmesine izin vererek kendini öldürdü. Falcının güçlerine inandı ve kehaneti tamamen kabul etti. Bilinçaltının işleyişi konusunda neler yapabileceğimizi bilerek olanlara başka bir açıdan bakalım. Bilinç, yani akıl yürüten zihin neye inanırsa, bilinçaltı onu kabul eder ve buna göre davranır. Akrabam falcıya gittiğinde telkine açık bir durumdaydı. Falcı olumsuz telkinde bulununca o da bunu kabul etti. Korktu. Gelecek yeni ayda öleceğine ikna oldu. Herkese bundan söz etti, kendini sona hazırladı.
Bilinçaltı onun korkusunu ve son beklentisini doğru kabul etti. Bu da onun ölümüne neden oldu. Onun ölümüne dair kehanette bulunan kadının tarladaki taş ve sopalardan daha büyük bir gücü yoktu. Telkini tek başına tahmin ettiği sonu yaratma gücüne sahip değildi. Eğer adam zihninin yasalarını bilseydi, olumsuz telkine tamamen karşı çıkar ve kadının sözlerine dikkate almaya reddederdi. Kendini, düşünce ve duygularını kendisinin kontrol edip yönettiğini bilerek ve bundan emin olarak hayatına devam ederdi. Falcının kehaneti, zırhlı bir tanka fırlatılmış plastik toptan farksız olurdu. Adam kadının telkinini kendisine zarar vermeden etkisiz hale getirip yok edebilirdi. Ancak bunun yerine farkındalık ve bilgiden yoksun olduğu için kehanetin kendisini öldürmesine izin verdi. Başkalarının telkinleri tek başına sizin üzerinizde bir güce sahip değildir. Böyle bir gücü sizin düşüncelerinizin aracılığıyla vermeniz halinde kazanırlar. Sizin zihinsel olarak buna rıza göstermeniz gerekir. Düşünceyi benimsemeniz ve kabul etmeniz gerekmektedir. Bu noktada telkin sizin kendi düşünceniz olur ve bilinçaltınız bunu deneyime dönüştürmek için çalışır. Unutmayın, siz seçim yapma kapasitesine sahipsiniz. Hayatı seçin, sevgiyi seçin, sağlığı seçin. Varsayılan büyük dayanağın gücü. Eski Yunanlılardan beri filozoflar ve mantıkçılar kıyas adı verilen akıl yürütme biçimini incelemişlerdir. Zihniniz kıyaslarla akıl yürütür. Bunun anlamı şudur. Bilincinizin doğru kabul ettiği büyük varsayımlar, soru ya da problem ne olursa olsun bilinçaltınızın varacağı sonucu belirler. Dayanağınız doğruysa sonuç da doğru olmak zorundadır. Örneğin, her erdem övgüye değerdir. Kibarlık bir erdemdir, bu nedenle kibarlık övgüye değerdir. Ya da, yapılan her şey değişir ve sonunda yok olur. Mısır piramitleri de yapılmıştır, bu yüzden piramitler bir gün değişip yok olacaktır. İlk ifade büyük varsayım olarak kabul edilmektedir ve doğru varsayımı doğru sonuç takip etmelidir. New York City Town Hall'daki zihin bilimi seminerlerinden birine katılan bir yüksekokul profesörü daha sonra yanıma gelmişti. Hayatımdaki her şey karmakarışık dedi. Sağlığımı, varlığımı, dostlarımı kaybettim. Dokunduğum her şey bozuluyor. Ona sorunlarının mantıksal olarak ve doğrudan yıkıcı büyük dayanağından kaynaklandığını açıkladım. Hayatını değiştirmek için düşünce biçiminde yeni bir dayanak oluşturmalıydı. Bilinçaltının sınırsız zekasının onu manevi, zihinsel ve maddi olarak yönettiğine, yönlendirdiğine ve zenginleştirdiğine inanmalıydı. Bunu yaptığında bilinçaltı onu kararlarında otomatikman bilgelikle yönlendirecek, bedenini iyileştirecek, zihninin yeniden huzur ve sükunete kavuşmasını sağlayacaktı. Bu profesör, hayatının genel olarak nasıl şekillenmesini istediğini tasarladı. Büyük dayanağı şuydu. Sonsuz zeka her alanda bana öncülük ediyor ve beni yönlendiriyor. Sağlığım mükemmel. Uyum yasası zihnimde ve bedenimde faaliyet gösteriyor. Güzellik, sevgi, huzur ve bolluğa sahibim. Doğru eylem ve ilahi düzen prensipleri bütün hayatımı yönetiyor. Büyük terimimin temelinde hayatın ezeli ve ebedi gerçeklerinin olduğunu biliyorum. Bilinçaltımın, bilincimin düşünme biçiminin doğasına göre tepkisini verdiğini biliyor, hissediyor ve buna inanıyorum. Daha sonra bana şu ilerleme raporunu göndermişti. Büyük teriminin ifadelerini günde birkaç kez yavaşça, sessizce ve sevgiyle tekrarladım. Bunların derinlerine inip bilinçaltıma girdiğini biliyordum. Zihin yasaları beni sonuç alacağıma ikna etmişti. Benimle yapmış olduğunuz görüşme için size minnettarım. Hayatımın bütün yönlerinin olumlu yönde değiştiğini de eklemek istiyorum. İşe yaradı. Bilinçaltı sizinle tartışmaz. Bilinçaltınız son derece bilgedir. Bütün soruların cevaplarını bilir ancak bildiğini bilmez. Sizinle tartışmaz ya da size karşı gelmez.
beni bu tür telkinlerle etkilememelisin demez. Bunu yapamam, çok yaşlıyım. Bu gerekliliği karşılayamam. Yanlış yerde doğmuşum. Doğru politikacıyı tanımıyorum dediğinizde bilinçaltınızda bu olumsuz düşünceleri aşılarsınız. O da buna göre tepki verir. Bunu yaparken aslında kendi iyiliğinizi engellersiniz. Hayatınızda yoksunluğu, kısıtlamaları ve hayal kırıklıklarını getirirsiniz. Bilincinizde engeller, kısıtlamalar, ertelemeler belirttiğinizde bilinçaltınızda var olan bilgelik ve zekayı reddetmiş olursunuz. Bilinçaltınızın sorunu çözemeyeceğini söylersiniz. Bu zihinsel ve duygusal tıkanıklığa yol açar. Arkasından hastalık ve nörotik eğilimler gelir. Arzularınızı gerçekleştirmek ve hayal kırıklıklarınızın üstesinden gelmek için günde birkaç kez olumlu bir biçimde şunları tekrarlayın. Bana bu arzuyu veren sınırsız zeka beni yönlendiriyor ve arzumu gerçekleştirmem için kusursuz bir plan sunuyor. Bilinçaltımın derin bilgeliğinin tepki verdiğini ve içimde hissettiğim ve istediğim şeyin dışa vurulduğunu biliyorum. Bir denge ve ılımlılık var. Öte yandan eğer çıkış yolu yok, ben kayboldum, bu ikilemden çıkış yok, tıkandım ve engellendim derseniz, bilinçaltımızdan hiçbir cevap ya da tepki alamazsınız. Bilinçaltınızın sizin için çalışmasını istiyorsanız, ondan doğru şekilde talepte bulunmayı bilmeli ve işbirliğini istemelisiniz. Aslında bilinçaltı her zaman sizin için çalışır. Her dakika kalp atışlarınızı ve soluk alıp verişlerinizi kontrol eder. Parmağınızı kestiğinizde karmaşık iyileşme sürecini harekete geçirir. En temel eğilimi hayatın sürmesini sağlamaktır. Hep sizi koruyup gözetmeye çalışır. Bilinçaltınızın kendi zihni vardır ama sizin düşünce ve hayal gücü kalıplarınızı kabul eder. Bir sorun için çözüm aradığınızda bilinçaltı tepki verir. Ancak sizin bilincinizde bir karara ve doğru bir yargıya varmanızı bekler. Cevabın bilinçaltınızda olduğunu bilmeniz gerekir. Çıkış yolu olduğunu sanmıyorum. Altüst oldum, kafam karıştı, neden cevap alamıyorum derseniz isteğinizi etkisiz hale getirmiş olursunuz. Yerinde sayan bir asker gibi yaşam enerjinizi kullanır ama bir adım ilerleyemezsiniz. Zihninizin tekerleklerini durdurun, gevşeyin, kendinizi serbest bırakın. Sessizce, olumlu bir biçimde şunları söyleyin. Bilinçaltım cevabı biliyor. Şu anda bana tepki veriyor. Teşekkür ediyorum. Çünkü bilinçaltımın sınırsız zekasının her şeyi bildiğini ve şimdi benim için mükemmel çözümü sunduğunu biliyorum. Gerçek inancım bilinçaltımın görkemini ve muhteşemliğini ortaya çıkarıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.